bilinen bir partinin genel başkan yardımcısıydım. İstifa ettim. Artık Hüseyin Başkan'ın yanındayım. Güzel toprağın, bu aşka kalbime yandı tutuştu. Hüseyin Paşa sen umut oldun. Sığmadım ben dile, ruhuma taştı. Şu güzel toprağın haline şaştı. Üçüncü kez aday olamaz diyoruz ya, kronometre sıfırlandı dedi 2018'de. Şimdi hepinizin aklına kasaların sıfırlanması falan geliyor. Ben girmiyorum o konulara. Hükümetin hakikaten sıfırla çarpıldığı bir seçim olmalı bu seçim. Sıfırla çarpılmak. 14 Mayıs seçim diyorlar. Tabii reddedecek gücümüz yok. Dememiz gerekeni söylüyoruz. O seçimde Erdoğan aday olamaz. Anayasa bunu gerektiriyor. Ama velev ki oldu. Hukuk ve Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı ve kendisi aday çıktı. İki bayram arası düğün olmaz ama 14 Mayıs gecesi bir düğün yapacağız. Bir cumhurbaşkanı bir valiyi hesaba çekebilir mi? Çekebilir. Bu normaldir. Sorun bir siyasi parti genel başkanının bir valiyi hesaba çekmesidir. O yüzden derhal ülkemizi düşünüyorsak, yani buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da fark etmesi gereken konular var. Örnek verelim. Önümüzde bir seçim oldu veya başka seçimlerde bir başkası aynı yetkilere sahip oldu. Sizin devletinizin valisini bir siyasi kimlik hesaba çekse bu sizin hoşunuza gider mi? Bu doğru bir şey mi? Bu devletlerde olamayacak bir şey. Problem burada. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu mantığı bir an önce inşallah fark edip hayata geçireceğini umut ediyoruz. Sağlıklı kararlar alabilmemiz için ne gerekir? Yetkilerimizi, sorumluluklarımızı, görevlerimizi, mecburiyetlerimizi paylaşmamız gerekir. Yani herkesin iş tanımı olur ve insanlar işini yaparlar. Her işi bir kişiye yüklersek o insan o işin altında ezilir. Dolayısıyla biz Türkiye'deki sistem tartışmalarında Bağımsız Türkiye Partisi olarak bir an evvel bu saçma sistemden geri dönülmesini savunan ve anlatan bir partiyiz. Böyle bir süreçte Erdoğan olmazsa Türkiye çok büyük zarar görür diyorlar. Tamam güzel de bu çalkantılı sürecin ve kaosun sebebi zaten Erdoğan. Yani Türkiye'de istikrar sürsün diye anlattıkları ve sürekli devam eden bir istikrarsızlık var mesela. Yani her seçim bize ne denir? İstikrar sürsün. Tamam da senin istikrarın istikrarsız. Ve senin çözüm olarak ortaya koyduğun şey sorunun ta kendisi. Yani şuna benziyor. Enflasyonla mücadele ederken enflasyon artırmaya benziyor. Yani bunların size çözüm diye sundukları şey de esasında sorunun kendisi. Bu yöntemle, bu mantıkla Türkiye'de hiçbir sorunu çözemeyiz. 100 yılda bir yaşanabilecek bir sorun yaşıyoruz arkadaşlar. 100 yılda bir yaşanabilir böyle bir sorun. En son 100 yıl önce yaşadığımızda 100 binlerimiz, milyonlarımız şehit oldu. Topraklarımız elimizden alınmakla tehdit edildi. Ve bunların sebebi Osmanlı'nın son dönemlerindeki ekonomik ve sosyal bozulmaydı. Bu sebepten dolayı biz işgale uğradık. Şu anda buna benzer süreçleri yaşıyoruz. Buradan kurtulmamız, buradan aydınlığa ve düzlüğe çıkmamız için bu hükümeti acilen dinlendirmemiz lazım. Dinlendireceğiz. Eğer bunları dinlendirmez, biraz daha devam etmelerine müsaade edersek
Gerçekten çok zor ve kötü günler bizi bekliyor. Siz zannediyorsunuz ki bağımsızlık illa birilerinin postalları altında emir almakla oluyor. Hayır. O postalı çıkaran, takım elbiseyi giyip kravatı takıp senin karşına gelen, ben yatırımcıyım, ben sermayeyim diyen adam da senin bağımsızlığın için bir tehdit. Bunun farkına vardığın gün Atatürk'ün yolunda olacaksın işte. İlla sana kafana tüfeği dayamış postalı altında ezmesine gerek yok. Atatürk'ün ülkeden düşmanı fiili olarak atması 3 sene mi sürdü? Düşmanın parasını ülkeden atması, ekonomik bağımsızlığını alması 13 sene sürdü. Yani karşında fiziki bir adam görürsün, kavga edersin. Karşında görmediğin, senin cebinde gezen, senin kalbinde gezen, senin gönlünde gezen düşman var. Bu düşmanla mücadele etmen gerekiyor. Globalleşen dünyada bu olur mu? Çok aklı evveller var. Globalleşen dünyayı savunuyor, anlatıyor. Atatürkçü bir de. Bir de liberal. Oğlum globalleşen dünya ne demek sen biliyor musun? Sömürü dünyası. Sömürü dünyasının diğer adı. İktidarın sloganı ne? Yeter söz milletin. Muhalefetin sloganı ne? Yeter söz milletin. İki tarafın da sloganı aynı. Bu da enteresan olmuş. Dedim ki yok yok, yeter söz gençlerin. Gece gündüz dedim ardına koy. Bu aşkta kalbine yandı tutuştu. Hüseyin başka sen umut oldun. Sınadım ben dile ruhuma taştı. Şu güzel toprağın haline şaştı. Bitsin artık sürem güneşler açtı.